İzleyicilerimizin belki aklına şöyle bir soru gelmiş olabilir. En sık görülen hastalıklar tamam MS, felç, demans. Bende bunlardan yok ama benim beynim sıkıntıda mı, bunu nasıl anlayabilirim diye bir soru gelebilir. Yani sonuçta burada da bir koruyucu, beyni koruma yönünden bakalım. Şöyle sorun kendinize, eğer hafızanız 10 yıl önceye göre daha kötü hissediyorsanız bir... Enerjiniz çok düşük, halsizsiniz, sabah yataktan kalkmaktan zorlanıyorsunuz, ağrılarınız var, stresiniz çok fazla, çok öfkelisiniz, beyniniz zaman zaman aptallaşıyor ve bulanıklık hissediyorsunuz, beyninizi tam konsantre olmakta güçlük çekiyorsunuz ya da doğru kararlar veremiyorsunuz, yani sık sık kötü kararlar verdiğinizi fark ediyorsunuz, zaman zaman baş dönmeleriniz var, uyku sorunlarınız var, tansiyonunuz yüksek, şeker hastalığınız varsa... Çok büyük ihtimalle beyninizde bir sorun vardır. Yani o yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi beynimizdeki sorunları yol açan problemlere baktığımızda da ben yine o bütüncül sorgulayıcı tıp savunucusu olarak hani bir takım ana parametreler var ama belki bizlerin de farkında olmadığı küçük şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela bunlardan bir tanesi fiziksel travma. Ne dedik? Beynimiz çok hassas bir yapı ve bir kafatasıyla korunuyor. Ama o kafatasının kendisinin içinde de girinti çıkıntı var demiştim az önce. Hani biz travma deyince sanki işte araba kaza yapar, arabanın camından atlarız ve fırlarız, büyük bir darbe alırız gibi düşünüyoruz ama hayır. Mesela şöyle söyleyeyim, şimdi tabii ki futbol oynamasınlar demiyorum ama çocuklarımıza futbol oynatırken kafalarla top vurma işi sıkıntılı. Ya da boks maçı yaparken kafaya gelen darbe gerçekten sıkıntılı. Çünkü uzun vadede bunların Alzheimer'a, Parkinson'a, davranış problemlerine ve öğrenme güçlüklerine yol açtığını biliyoruz. Yani kafa travması dediğimizde mutlaka büyük bir travmayı düşünmemek lazım. Futbol oynasın çocuklarımız ama kafaya da çok fazla top gelmesin. Yani buna biraz daha dikkat etsinler.